Merhabalar Yuva TV izleyenleri. Bugün Acar Kent'te bulunan Helen Doron Acarlar Anaokulu'ndayız. Yanımızda ise anaokulumuzun kurucusu Fatma Nur Tatarı Hanım bulunmakta. Öncelikle Fatma Nur Hanım, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben kendim psikoloji mezunuyum. Koç Üniversitesi 2002 yılında psikoloji bölümünden mezun oldum. Daha sonra bir sene burada kendimi geliştirici eğitimlere gittikten sonra yurt dışına Londra'ya gittim. Londra'da Kingston Üniversitesi'nde uygulamalı çocuk psikolojisi master'ını bitirdim. Yüksek lisansımı tamamladıktan sonra da Türkiye'ye geri döndüm. 2013 Nisan'da Helen Doron Acarlar Anaokulu'nu açtım. Tabii Helen Doron'la tanışmam yaz aylarına denk geliyor. Böyle bir maceraya da atılmış oldum. İkisini paralel olarak yürütmekteyim şu anda hala. Helen Doron Anaokulu'nu açmak nereden aklınıza geldi? Aslında şöyle oldu. Ben ilk başta çocuklarla tabii terapi yapıyorum. Evet, bana normal gelişimin süre gelen, normal gelişimde olan çocuklar da gelse, bazı sıkıntıları olan, gelişiminde sorunları olan çocuklar da gelmekte. Tabii ki anaokulunda biliyorsunuz her tür çocuk oluyor. Sağlıklısından bazı problemleri olanına kadar. Ben açıkçası daha çok çocukla, daha çok bir arada olmak istediğim için anaokulu fikri hep kafamda vardı. Helen Doron sistemiyle de gazetedeki ilanı gördükten sonra tanıştım. Sistemi detaylıca inceledim. Buradaki merkezle gidip görüşmeler yaptım. Sistemin detaylarını öğrendim. Ve gerçekten çocuklar için çok uygun olduğunu, böyle bir sistemin çocukları çok geliştireceğini ve ilk 6 yılın önemini de çok iyi bildiğim için ilk 6 yılda çocuklara verilecek her şeyin sonraki dönemde çocukların hayatını çok kolaylaştıracağını düşündüğüm için böyle bir sisteme adım atmış oldum. Bize biraz Helen Doron sisteminden bahseder misiniz? Helen Doron sisteminin ana hedefi aslında çocuklara İngilizceyi öğretmek, İngilizceyi ana dilleri gibi öğretmek. Ama tabii bunu yaparken çocuklar nasıl öğrenirler sorusu çok önemli. Sadece dil öğrenimi için değil, çocuklar gerçekten birer sünger gibiler. Etrafındaki her şeyi çocuk bir anda, biz hiç duymuyor bizi, hiç bizi görmüyor gibi düşünsek de aslında yaptığı her şeyde, maruz kaldığı her şeyi çocuk öğreniyor. O yüzden sistemin içinde çocuğa bir şeyler öğretmek çok kolay. Bu dil olsa bile. Ama bunu yaparken kullandığımız materyaller, kullandığımız yöntemler de bir o kadar önemli. Helen Doron bunu yaparken 5 duyu organından da faydalanıyor. Yani çocuk 5 duyu organını kullanarak dili öğreniyor. Bir elmayı öğretiyorsa önce elmanın resmini gösteriyor. Elmanın neye benzediğini çocuk görüyor. Elmanın şeklini, rengini öğreniyor. Daha sonra elmayı kesiyoruz. Elmanın kabuklarına dokunmayı öğreniyor. Ondan sonra elmayı tadıyor, tatmayı öğreniyor ve ondan sonra onun bir elma olduğunu, İngilizce'deki anlamının da apple olduğunu öğreniyor. Nur Hanım, sosyal aktiviteleriniz nelerdir? Anaokul dışında da bir eğitiminiz var mı? Sosyal aktivitelerimiz aslında zaten derslerin içinde de çok fazlasıyla var. Yani buna sanat aktiviteleri, müzikle ritim aktiviteleri, beden aktiviteleri, çok sistemin zaten kendi içinde olan şeyler. Demin de bahsettiğim gibi çocuklara her şeyi yaparak öğrenmelerini istediğimiz için bu tür aktiviteleri ders programlarımızın içine de alıyoruz. Nur Hanım, 3 aydan itibaren İngilizce öğretiyorsunuz ve buna ailelerin yaklaşımı nasıldır acaba? Evet, haklısınız. Aslında Helen Doron sisteminde çocuklar 3 aydan 12 yaşa kadar eğitim görebiliyorlar. Dediğim gibi ilk hedefimiz İngilizceyi ana dil gibi öğretmek olduğu için 3 aydan 12 yaşa kadar tüm çocukları kapsıyoruz. 3 aylık bebekler tabii anneleriyle beraber programa katılım sağlıyorlar. Haftada bir gün 45 dakika olmak üzere programlarımız var. Yine aynı şeyi kullanıyoruz. Yani çocuklara bir şeyler öğretirken 5 duyu organından da faydalanıyoruz. Aileleriyle beraber, anneleriyle daha çok geliyorlar. Ve ebeveynli çocuklu bir grubumuz oluyor. 45 dakika boyunca verilen aktiviteleri burada yapıyorlar. Tabii bizim istediğimiz ailelerin bunlara evde de devam edebilmesi. Çünkü sadece dil öğrenmek için değil, çocuklarıyla aralarındaki iletişimi, çocuk anne bebek ilişkisini sağlıklı bir şekilde ilerletebilmeleri için de çok faydalı aktiviteler öneriyoruz. Ve hepsi de annelerin evde kendi imkanlarıyla da yapabileceği aktiviteler oluyor. Tabii önce bir şaşırıyorlar. 3 ay mı? Aa, çok küçük ama nasıl getireceğim? Ama uyku saati var gibi şeyler gündeme geliyor. Ama Türkiye'de bu çok yeni. Yurt dışında bu çok uzun zamandır devam eden bir sistem. 30 yılı aşkın süredir devam ediyor sistem. Peki, bu keyifli sohbet için öncelikle ben çok teşekkür ediyorum Nur Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Sevgili Yuva TV izleyenleri, bir röportajımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki röportajımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.